lastiği alıyoruz. Aa, otomatik ileri bunlar da. El freni yine otomatik olarak kendi bırakıyor. İstobetini de kendi otomatik olarak çeker. Gaza basınca elde şey yapacak. Tabii, hafif gaz vereyim, el freni bırakacaktır. Evet. Gayet iyi. Sağdan hemen solda neymişe giriyoruz. Tabii. Yakıt tüketimle ilgili biraz. 8.9. Bu 1.6 dizel otomatik araç. Tabii, 1.6 dizel. Full olan değil herhalde. Bu full. Allure modeli dediğimiz. Sunroof sadece sunroof yok bunda. Evet. Artı olarak şu ekranda çıkan... Ekranda kilometreyi görebiliyorsunuz. Hız sabitleme, cruise control sistemi. Benim bunda tek alışamadığım bu otomatik vitesi. Otomatik diğerlerindeki gibi aynı. Mesela diğer şeylerde, araçlarda dry geçer. Peugeot'dakilerde A geçiyor. Yok yok, kavramayla ilgili. Bak, kavrama 1 ve 2. viteste vites geçişlerini biraz belli eder. Evet, yani diğer çünkü... şey araçlara göre. Çünkü soldan giriyoruz. Bunlar tam otomatik değil. Evet, yarım yani otomatik. Yarı otomatik. O yüzden de yakıtı değil. Biraz daha tam törpüleyebiliyor. Yakıt şeyi düşüyor aşağıya. Çünkü araba testlerde bir manuel şanzımanmış gibi bir his verebiliyor. Tam sol aldığınız zaman yine manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Hem direksiyondan hem testten yükseltip düşürebiliyorsunuz. Doğru. İki seçenek var. Gayet konsolu güzel. Navigasyon spor tuşu herhalde. Tabii spor kullanım. Çünkü spor olmayınca biraz bayağı bir hantal hissettiğini belirliyor. Ama tabii yakıttan kısıyor araba. Yakıt yönünden ekonomik. Tabii bu konsolda mesela şurada durduğumuz zaman şu göster yeri kesilebiliyor. Şu direksiyonun ayarı da ayarından mı? Tabii. Mesela bunda İki araç arasında park edeceğiniz zaman şuradaki bir düğme var, park konumu. İşte park olur ve park imkansızdır diyor. Ekrandan size söylüyor. Bu işlemi yaparken araç 20 km hızın altında olması gerekiyor. Bir de kendi kendine park etme özelliği var mı? Yok. O 2008'de var. Yine auto dediği uzun farlar var. Gece sürüşlerinde uzun farları yaktığın zaman karşıdan şurada algılayıcı vardır. Normal fara dönüyor. Sonra tekrar. Geri koltuk olunca koltuk sıkmalar. Evet. Araçta da bir Passat ayarında diyebilirim. Passat gibi. O sınıfta bir araç. Yani hız sabitleme, cruise control var. Bunda iki sistem var. Limit hız sınırlayıcı, cruise gaz sabitliyor. Şey yok herhalde, bu öndeki aracı takip ederek hız sabitliği ayarı var. Gerçi çoğu araba durma mı diyorsunuz? Mesela ben aracı sabitliyorum, öndeki aracı falan yaptığı zaman... He, yok, sağdan gireceğiz. Benim yerime fren yapıyor. O sistem 308'lerde var. Şu anki yeni çıkan 308'lere var. Diyelim ki 110 veya 120 km hızla gittiğiniz zaman 20 km düşürüyor sizi. Hı. Artı bir de kör nokta uyarısı var. Yeni 308'lerde. O araçta 10 inç at mı var? Bundaki 18 inç. 18. Evet. Çünkü çukurlarda bir fark hissettiriyor. Soldan. Aynen. 18 inç at yakıtı da törpüleyebilir ama. Güvenlik açısından gayet sağ servis. Biliyorum vitesi geçirirse de kabası iniyor. Sağdan kapat. Şuradan bir dönüşü yapabiliriz. Evet, ileriden. Bu genelde Peugeot Citroen'de şey oluyor bu. Gaz pedala bastığında anlık bir torku yapabiliyor. Hani 270 herhalde bu torku. Anlık olunca 285 yapabiliyor herhalde, öyle miydi? Bunda var mı bilmiyorum ama. Vites gayet yumuşak çalışıyor. Vites geçişlerini hissettirebiliyor. Ha, bir manuelde nasıl debriyaja basınca falan evet, aynen, o ayar yapıyor evet, araba. Aynen. Ama abinin dediği gibi düşük viteslerde oluyor herhalde olay. Özellikle 1 ve 2. viteste daha fazla belirgin oluyor. Orada biraz böyle gaza hızlı bastığınızda, hani şey aldığınızda. Bu
motor sesi gene kulağa geliyor. Devir devir. Araç bu halinde liste fiyatı ne kadar? Onu satış danışmanları araç danışmanı. 2014'te gelen liste fiyatları biraz kabarık. Yani şey belli olmadığı için dolar şey sürekli yükseldiği için. Basın ses boğuk geliyor. Gaz pedal sonuna da koymuştum. Sağdan gireceğiz. Tam sağ. Köprünün üstüne çıkacağız efendim. Evet. Tam dönün. Direkt devam. Direkt devam köprünün altında. Bu aracın en büyük artısı bence bir depoyla gidebildiği menzil. Çünkü bu araba menzil olarak tanınmış bir araç. Bir full depoyla 1500 kilometre yakın yol gidebiliyor. Evet. Yani 300 civarında uzun yolda çok rahat gidebiliyorsunuz. Deposu 70 litreydi sanırım. Tamam. Sayısı atrafında şimdi. Diğer taraftan geldi herhalde. Daha düşer yani aşağıya. Tabii ama zaman 5.4 günlük kullanımdaki şey şu an. Evet. Testlerden sonra. Şöyle sağlık alsın. Şöyle.